Merhabalar sevgili arkadaşlar Ayşe Uyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ekranın sağ alt köşesinde yazılı duran abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilir. Çıkan zili tüm olarak işaretleyerek yayınladığım videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok değerli. Destek olan emeklerime değer biçerek ee, yorumlarıyla, aboneleriyle bana katkıda bulunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Çok güzel bir oyanın yapılışını anlatacağım sizlere inşallah. İk Instagram üzeri gelen bir model. Sanırım Derya Hanım yapılışını rica etmişti yanlış hatırlamıyorsam. Onun için ve yapmak isteyecekler için çok güzel bir oya anlatımı yapacağım sizlere. Şöyle arkadaşlar yazmam 021 e, gül kurusu gerçekten harika bir rengi var ve bu yazmam için uygun bulduğum ipimde arkadaşlar şöyle leylak marka 718 numara gerçekten de birebir uyumlu oldu. İpime eşlik eden ipimde şöyle evimde bulunan krem rengi bir oya. Hatta böyle çok açık bir krem arkadaşlar. Canlı iplik diye bir marka. 746 sizler dilediğiniz markanın krem rengi ipini tercih edebilirsiniz. Krem rengi ip kullandım ve ona eşlik edecek incim de krem rengi inci bunlar arkadaşlar plastik incilerdir e, 3 milimetre boyutunda en küçük boy plastik incidir her tuhafiyede bulabilirsiniz 12 dizi halinde satılır bizim modelimiz için yaklaşık olarak e, 2 dizi inci yeterli gelir diye düşünüyorum bunlar e, ütüsüne dikkat ettiğiniz sürece uzun süre kullanabileceğiniz bir malzemedir yıkamada e, boyası kalkmaz arkadaşlar dediğim gibi ütüsüne dikkat edin ütünüz her zaman orta ısı da olsun ve ütü bezi kullanın. Bu şekilde uzun bir süre bu boncuğu arkadaşlar hiçbir zarar görmeden kullanabilirsiniz. Çünkü plastik ürün olunca kafalara ütü sorusu takılıyor. Daha doğrusu deforme konusu takılıyor kafalara ama dediğim gibi ütüsüne dikkat ederseniz hiçbir şekilde sorun yaşamazsınız. Şöyle sizleri bekletmeden hemen modelimi sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu. Kalıp gibi bir model arkadaşlar bakın. Bu model tren yolu oyası. Üst kısımlarına böyle dolgu yapılmıştı. Dediğim gibi Instagram üzeri gelen bir modeldi. Ben de elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışacağım. Oyamız iki sıradan oluşuyor. bu modelde arkadaşlar şöyle bir bilgi vereyim sizlere model için. İlk sıramızı yazmamızın tersinden işliyoruz. Şöyle bu şekilde yazmamızın tersinden işliyoruz. Üst kısmı yazmamızın düzünden işliyoruz. Bakın arkadaşlar krem rengi ipim buradan devam ediyor renkli ipim buradan devam ediyor. Bu şekilde de sizlere gösterebilirim. Ama ben sizlere şöyle kafanızda hiçbir şey takılmasın diye sizlere başlangıç kısmından göstereceğim. Özellikle şöyle köşe kısmını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü böyle sıralı modellerde köşeler oldukça önemli. Ee, arkadaşlar tığ battılardan bahsedeyim. Tığ battılarımı da 3 zincirle tığladım. Çok seyrek değil, çok sıkı değil. Dilerseniz 2 zincirle de tığlama yapabilirsiniz. 2 zincirle tığlama yapacaksınız da arkadaşlar yazmanızın kenarını şöyle bakın. Ben 3 zincirle tığladığım için arada bir tane bıraktım. Ama sizler 2 zincirle tığlama yapacaksanız arada 2 tane tığ battı bırakarak da oyanızı işleyebilirsiniz. Hemen oyamızın yapılışına hep birlikte geçelim inşallah. şöyle ipimi koparmadan devam ediyorum doladım bir ve iki zincir çekiyorum bakın arkadaşlar şöyle şu boyutta bir zincir çekiyorum şöyle elimi de göstereyim bakın boyutu bu şekilde daha sonra yazmam bakın burası da tersi şöyle köşeye yakın Tabi siz başlarken yazmanızın herhangi bir yerinden başlayabilirsiniz ama ben Sizlere başlangıcını ve köşesini göstermek için Buradan başlamayı uygun buldum Bakın örümceğimi Yazmama sabitledim Bir zincir çektim O yamın Şöyle düz tarafına dönüyorum Örümceğimin iki kanadına Sık iğneler yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 sık iğne yaptım. Bakın devamındaki gibi sanki devam ediyormuşum gibi bir başlangıç oluştu. Eğer sizler örümceğinizi e, tığ bat, daha doğrusu ipinizi yazmanıza sabitleyip örümceği yaparsanız birleştirme kısmında sorun yaşarsınız. Bu şekilde arkadaşlar birleştirme kısmında da oyanızı yazmanız bittiği zaman buraya birleştirerek arkadaşlar hiçbir e, görüntü bozukluğu olmadan oyanızı sonlandırabilirsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar bu şekilde tamamladım. Devam ediyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar bakın bu uzunlukta bir örümcek yapıyorum. Eliniz ay, e, alıştığı sürece arkadaşlar hiçbir sorun yaşamadan örümceklerinizi aynı uzunlukta çekebilirsiniz. Arada bir tığ battı atlayıp sıradaki tığ battıya örümceğimi sık iğneyle sabitliyorum. Bir zincirimi çektim. O yamın düz tarafına dönüyorum ve örümceğimin arkadaşlar şöyle iki kanadına iki kanadını aldım bu şekilde. Bir sık iğne yaptım ve devam ediyorum sık iğnelerime. 2 3 4 5 6, 7 ve 8. Tekrar bir zincir çekiyorum. Aynı uzunlukta örümceğimi yapıyorum. Yazmamı tersine çeviriyorum. Arada bir tığ battı atlayıp ikinci tığ battıya sık iğne ile birleştiriyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar arkadaşlar örümceğimin iki kanadına bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz sık iğne yaptım. Bakın başlangıç kısmı bu şekilde devam ediyor. Şöyle köşe kısmına kadar ilerletip geliyorum. Şöyle bakın köşe kısmında 1 2 3 tane tığ battım var ve arada bir tane boş bıraktım. Tığ battım var. Sesim için çok özür dilerim. Şöyle tekrar bakın aynı uzunlukta örümceğimi yapıyorum. Tekrar yazmamın tersine dönüyorum. Arada bir tığ battı bırakıp sıradaki tığ battıma sık iğne ile örümceğimi birleştirdim. Bir zincirimi çektim. Yazmamın düz tarafına dönüyorum. Örümceğime bir iki kanadına bir iki üç dört beş 6 7 ve 8 sık iğnemi yaptım bir zincirimi çektim aynı uzunlukta örümceğimi yapıyorum dediğim gibi eliniz yaptıkça örümceklerin boyutunu alacak alışacak arkadaşlar bakın burada boşluk vermeden hemen yanındaki tığ battıya kapatıyorum örümceğimi bir zincirimi çekiyorum ve yazmamın düz tarafına dönüyorum örümceğimin iki kanadına bir iki 3 4 5 6 7 ve 8 sık iğnemi yaptım. Tekrar bir zincir örümceğimi yapıyorum. Oyamın tersine döndüm ve boşluk vermeden sıradaki tığ battığıma örümceğimi sık iğne ile birleştirdim. Bir zincirimi çektim. Oyamın düz tarafına dönüyorum. Tekrar örümceğimin iki kanadına bir 2 özür dilerim 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 sık iğnemi yaptım bir zincirimi çektim örümceğimi yapıyorum yazmamın tersine döndüm boşluk vermeden sıradakini arkadaşlar Örümceğimi sık iğne ile birleştirdim. Bir zincirimi çektim. Oyamın düz tarafına dönüyorum. Tekrar sık iğnelerimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir zincir örümceğimi yapıyorum. Örümceklerinizin arkadaşlar kısadansa uzun olmasına dikkat edin. Kısa olursa gerilme yapar. Bakın burada da arkadaşlar tekrar boşluk vermeden sıradaki tığ battı yapıyorum. Bir zincirimi çektim. O yamanın düz tarafına döndüm. Tekrar 8 sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 3 Allah Allah. Bazen böyle arkadaşlar aksilik olabiliyor. Çok özür dilerim. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bakın arkadaşlar 1 2 3 4 5 tane arkadaşlar. 5 mi oldu? Pardon buradakini boşluk vererek yapacaktık. Siz artık anladınız bence olayı. Bakın 1 2 3 4 tanesi arkadaşlar. Buradakini boşluk vererek yapmalıydım. Hemen düzeltip geliyorum. Şöyle bakın arkadaşlar hemen düzelttim aksilik için çok özür dilerim bakın 1 2 3 4 taneyi arkadaşlar aralık vermeden yapıyoruz ki köşemizde herhangi bir gerginlik yaşamayalım bundan sonra arkadaşlar devamında yine bir dahaki köşeye kadar şöyle arada birer tane bırakarak ilerliyoruz birinci sıramız bu şekildeydi ee, umarım böyle köşe ayrıntısıyla paylaşmamda işinize yarar hemen ikinci sıranın yapılışına geçiyoruz. İkinci sıramızı yazmamızın düzünden işliyoruz. Ee, buradaki arkadaşlar bakın örümceklerimizin şöyle burada iki kanatlarının devamı kalıyor. Oraya arkadaşlar bir sık iğne yaparak oyamızın e, ikinci sırasına başlıyoruz. Hemen bakın elime ipimi sardım sabitledim. Buradaki bağlantıya yuvaya girerek bir sık iğne yapıyorum. İki zincirimi çektim. Tığıma bir kere doladım ipimi. Yuvamdan girdim. 2 ve iki olacak şekilde dolgumu yapıyorum. İpimi tığıma bir kere doladım. Tekrar yuvadan girdim. Önce 1, sonra 2 ve sonra 2 olacak şekilde ikinci dolgumu yapıyorum. İpimi tığıma 2 kere doladım. Yuvamdan girdim. 2, 2 ve 2 olacak şekilde üçüncü dolgumu tamamladım. 2 kere doladım ipimi. Tekrar aynı yuvadan giriş yapıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonraki olacak şekilde dördüncü dolgumu yaptım. İncimi alıyorum. Bir zincirle arkadaşlar bu şekilde sabitledim. Çevirip şöyle tığımın altına getiriyorum ve tekrar bir zincir yapıyorum. Daha sonra buradaki dördüncü dolgumun üzerine bir 2 3 4 ve 5 sık iğne yaptım. 6. sık iğnemi tekrar yuvamın içerisine yapıyorum. Araya bir zincir çektim. Sıradaki yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım. 2 zincir çekiyorum. İpimi tığıma bir kere doladım. Yuvamdan girdim. 2 ve 2 olacak şekilde birinci dolgumu yaptım. İpimi tığıma bir kere doladım. Yuvadan girdim. Önce bir sonra iki ve sonraki olacak şekilde ikinci dolgumu yapıyorum. İpimi tığıma iki kere doladım. Yuvamdan girdim. İki 2 ve 2 olacak şekilde 3. dolgumu yaptım. ipimi tığıma iki kere doluyorum. Tekrar yuvamdan giriş yaptım. Önce bir sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 olacak şekilde 4. dolgumu yaptım. Burada bir tane incimden alıyorum. İncimi bir zincirle sabitliyorum. Çeviriyorum şöyle arkadaşlar bakın tığımın altına getiriyorum ve burada bir zincir çekerek incimi sabitliyorum. Dolgumun üzerine Bir 2 3 4 ve 5 sık iğne yaptım. 6. sık iğnemi tekrar bakın aynı yuvamın içerisine yapıyorum. Bir zincirimi çekerek diğer yuvaya sık iğne ile geçiş yapıyorum. Yazmamızın dört kenarı boyunca arkadaşlar bu işlemi uyguluyoruz. Köşelerde de hiçbir farklılık yok. Zaten bakın kalıp gibi bir model arkadaşlar. Ütülerken ütü bezi kullanın. Ee, tavsiye edebileceğim bir model. Derya arkadaşıma bu modeli paylaşmama fırsat verdiği için teşekkür ediyorum. Umarım başkaları için de faydalı olacak bir video olur. Elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Oyalarımın yakın görsellerini ve kısa videolarımı arkadaşlar oyalarla ilgili ee, kısa video, kısa videoları Ayşe oyalım Instagram sayfamda da paylaşıyorum ziyaret edip takip eder bulursanız çok mutlu olurum dediğim gibi beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli arkadaşlar desteklerinizi bekliyor olacağım harika bir model Oya'nın düzü de bakın arkadaşlar tersi de gayet muntazam görünüyor yapacak ve deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin bir başka görselde bir başka güzellikte bir başka Oya'da buluşmak üzere inşallah Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.